Fenerbahçe kadın basketbol takımı kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen, evinin kapılarını ilk kez Fenerbahçe televizyonu için açtı. Eşi Emre ile mutlu bir evliliği bulunan başarılı oyun kurucu, özel hayatını anlattı. Merhabalar, hoş geldin. ...2014 yazında dünya evine giren çift oldukça mutlu. Birsel, evliliğin güzel gittiğini söylerken Emre Bey de eşini sezon içinde fazla görememekten yakındı. Güzel gidiyor valla. İki seneyi geçtik. Haziran sonunda evlenmiştik 2014'te. 25 Haziran. 25 Haziran'mış. Ben bilmiyordum dermişim. İki sene oldu. Her şey yolunda. Güzel gidiyor. Sıkıntı yok yani. Evet. Emre Bey, siz ne? Bir şey oldum eşimden şimdi güzel gittiğini. Çok güzel gidiyor, her şey çok güzel. Çok sık görüşemiyoruz. Onları birazdan herhalde konuşuruz zaten. Eşim sürekli seyahatte. Benim tek şeyim o, sıkıntım o. Onun dışında hiçbir sıkıntım yok. Her şey çok güzel. Sarı lacivertli basketbolcu bu konuda hemen savunmaya geçerken Emre de Birsel'in sadece eşi değil, aynı zamanda bir hayranı olduğunu belirtti. Valla tabii evlenmeden önce de biz uzun süre arkadaştık zaten. Ve Emre hani bu hayatımı biliyordu benim. O zaman da sonuçta ben bu hayat içerisindeydim. Bunu bilerek zaten benimle evlendi. Bir Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. 1,5 ay kamptayız. İşte olimpiyatlara gidiyoruz. 1 ay oradayız falan. Onun dışında kışın işte bir 2-3 gün olmuyoruz. Daha fazla özlem oluyor aslında. Belki de iyi oluyor. Evet. Belki de iyi oluyordur. Peki bu deplasmanları takip etme şansı oluyor mu Emre Bey? Siz işinizden zaman ayırıp gidebiliyor musunuz? Birincisi ben zaten onun kendisinin çok bir hayranıyım. Sadece şey değil, eşi olarak görmeyin beni. Her maçını mutlaka takip ediyorum. Milli takım olsun, Fenerbahçe olsun, sürekli ona destek vermeye çalışıyorum. İzleyerek ya da fiziksel olarak orada var olarak mutlaka ona destek oluyorum. Birsel ve Emre'nin müzik zevki uyuşuyor ikili. Özellikle Türk sanat müziği dinliyormuş. Türk sanat müziğini çok seviyoruz ikimiz de. Benim işte balık hazırladığım akşamlar mutlaka bir Zeki Müren, Müzeyyen Sener, Birsel çok sever, ben de çok severim. Şimdi en son Tarkan'ın yeni musiki CD'sini aldık, onu dinliyoruz. Birsel'le tanıştığımızdan beri dinlediğimiz şarkılar hep böyle, çok fazla ortak şarkımız var. Arabada Birsel Emre CD'leri var mesela. Tabii benim hazırladığım. Gerçekten. Arada yapıyorum böyle 10'ar tane şarkıdan herhalde 3 tane falan oldu değil mi? Oldu 3 tane. 3 tane falan demek 30 tane falan şarkımız var böyle sürekli dinlediğimiz. O şarkıları dinlemek kaptan çok daha ayrı bir keyif veriyordur sana. Tabii. İşin hazırlıyor çünkü değil mi senin için? Tabii birlikte tabii. Dinlemeniz için. Kesinlikle. Onları arabada dinlemekten ben de çok keyif alıyorum. Dördüncüsü çıkar inşallah yakında. 4, 5, 6 bekliyoruz. Emre Bey, ev işlerinde Birsel'e her türlü desteği sağlıyormuş. Bir kere çok yorgun geliyor Birsel. Ona göre ben biraz daha az yorgun geliyorum. Ama ona dediğim gibi destek olmaya çalışıyorum. Yemek yapma olsun, başka şeyler olsun. onun tedavisi olsun. İşte bir makinemiz var, her gün o kuruluyor, ediliyor. Yemeklerde de yardımcı oluyor Emre. Gerçi bir yardımcımız var, haftada bir gün geliyor. O daha çok yemekleri yapıyor ama Emre de işte şeye sardı birazcık, fırında işte balık falan tarzı, haftada iki defa balık yedirmeye çalışıyor bana. Yiyoruz tabii, işte et olsun tavuk olsun, Emre et kısmını hallediyor. Lezzetli oluyor mu peki? Oluyor oluyor, bayağı iyi oluyor. Başa göre çok daha iyi. Çok da severek yapıyor. Geliştiriyorum demek kendimi. Evet. Bunun ardından soluğu mutfakta aldık.
Emre Bey, burada eşi Birsel'den daha fazla vakit geçiriyormuş. Acaba kimin daha fazla vakti geçiyor burada diye soracaktım öncelikle. Bakalım nasıl bir cevap olacak. Sorunun cevabı belli. O zaman mutfağın efendisi. Mutfakların efendisi. Evet, şu anda benim daha çok zamanım geçiyor. İleride bayrağı teslim edeceğim kendisine. Makarna için tencere diye sorsam ilk kim bulur acaba? Hop. Yok bak, Emre de bir şikayet edebilirim şu anda, aklıma geldi şimdi bu sorundan dolayı. Çalışıyor mutfakta ama çok dağınık. Evet, arkasını evet. Ben topluyorum hep. Yani onun kadar çalışmış oluyorum yani bazen. Bir de bu bulmak konusunda falan, evin içinde mutfak olsun ya da diğer yerlerde hiç bulamaz. Biraz dağınık yani kendisi. O konuda şikayetçiyim. Arkasını topluyorum. Doğrudur. Ünlem. Doğrudur. Çiftin özel anlarının fotoğrafları da evlerinin salonunu süslüyor. Birsel ve Emre için her bir fotoğrafın ayrı ayrı hatırası var. Bu işte daha tabii nişanlı falan da değildik. Emre TRT1'de her akşam böyle Ümit Besen'i falan dinliyordu. Devamlı işte aç işte Ümit mesela başladı falan diyordu bana. İşte akşamları, pazartesi akşamı mı neydi. Ben de bir gün işte bir doğum gününe böyle bir organizasyon yapıp bütün arkadaşlarını organize edip Emre'nin haberi olmadan böyle bir Ümit Besen'e gittik sürpriz olduğun için. Evet, öyle sürprizleri var. Evet. Birbirinize böyle sürprizler yapıyor musunuz? Bu isim de böyle arkadan yapıyoruz. Çıkmış, çok denk geldi. Yani aslında isteyerek mi yaptık hatırlamıyorum. Güzel oldu ama. Çok güzel resim, benim çok hoşuma gidiyor. Birbirinize böyle hoş sürprizler yapar mısınız? Yapmaya çalışıyoruz. Emre, Birsel evde yokken PlayStation oynuyor. Ama Birsel eve geldiğinde oyun yasakmış. Ben yine şöyle vitrine göz atmaya devam ederken, tabii burada bir oyun konsolunun, değil mi? Bir kol var. Evet. Bununla kim oynuyor? Onu soracağım size. Onunla Birsel oynuyor. Öyle mi? Yok, onunla ben oynuyorum. Mümkün oldukça arkadaşlarım geliyorlar. Özellikle onun deplasman zamanlarında. Bekar gecelerimizde dostlarım, ahbaplarım geliyor. Ben de onlara bir güzel yeri postalıyorum buradan. Peki kaptan, sen evdeyken bununla ilgili belli kurallar var mı? Mesela oynanmayacak, oynanacak, şu zaman oynanabilir gibi. Ya öyle bir kural yok ama zaten olmasına da gerek yok. Emre ben evdeyken oynamıyor zaten. O kendi kendine. Daha önce geçmişte beraber araba yarışı oynamışımız var. Ben de aslında oynasam fena değilim de. Gerçi futbolda çok komiyim. Futbolda devamlı kırmızı kart görüyorum. Ve oyuncular 10 kişi, 9 kişi falan. Evet. Ama öyle bir yasak yok yani. Ama Emre dikkat ediyor ona zaten. Birsel, farklı sporlardan topların da evinde koleksiyonunu yapıyor. Yani ben çok fazla seviyorum top. Her yani topla oynanan bütün sporları çok seviyorum. Hani o konuda da hani biraz böyle bir yeteneğim var işte. Yani tenis olsun, voleybol olsun, futbol olsun. Hani basketbol oynuyorum ama hepsini çok seviyorum. İşte bunu bu sene Rio 2016 Rio'dan aldım, getirdim. Bunu Euroleague takımı var, oynadığımız Slovakya takımı, Kösüce takımından bir oyuncu handball topu bu. Ondan sonra rica etmiştim işte, seyirci yatacaktı, bana verir misin diye. Evet, onu bana verdi. Bu zaten Turkish Airlines Euroleague, her zaman izlediğimiz. Onun dışında bu da softball. Bunu da açıkçası bir gün bizim Metro Enerji Spor Salonu'nda buldum. Öyle tek başına duruyordu. Aldım geldim. Kimin topu bilmiyorum yani. Sahibi seni görmüş olmayacak mı şimdi? Valla olabilir, şu anda yakalandık feci. Altyapıdan birisinin de ama artık. Helal etsin. Evet, Fenerbahçe kadın basketbol takımı kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen'in evine konuk olduğumuz dakikalara şimdi kısa bir ara veriyoruz.